hayal ettiğin gibi miyim? Yani şey bak. Olaylar çok hızlı gelişti. Birkaç gün önce cıvıl cıvıl bir kızdım. Tepelerde koşup oyunlar oynuyordum. Eminim hayalinde bir beyaz atlı prensin de vardı zaten. Sonra birdenbire karşına ben çıktım. Ben senin için bir prens miyim? Yoksa bir dilenci mi? Ne hissediyorsun? Sana biraz kendimden bahsedeyim. Ben iyi kazanıyorum. Lisans düzeyine kadar okudum. Lisans derken bu ne demek biliyorsun değil mi? Üniversite derecesi. Bu arada baharatlı yemekleri çok severim. Ve tatlıları da. En çok neyi seversin dersen, söylersem çok güleceksin. Hint hurması. Ekşili ve biraz da tuzlu olacak. Söyler misin? Bunlar sana da uygun mu? Sen baharatı fazla sevmiyorsan da önemli değil. Senin sevdiğin gibi yeriz. Sen benden hoşlandın mı? Eğitimli biri değilim. Ama okumam, yazmam var tabii. Okulu bıraktım. 5. sınıftan sonra. Köydeki çiftliğimizde bir incir ağacı var. Orası bir burun sınırıdır. Ben henüz oradan ileriye hiç gitmedim. Ayrıca annemle babamı kaybettim. Bugüne kadar teyzem bakıp büyüttü beni. Yani benim annem de babam da öldü. Kimsem yok. Kendimi bildim bileli hep bir ailenin eksikliğini hissettim. Bu yüzden de her zaman kendime ait bir ailem olsun istedim. Onu da seninle kurmayı inan çok isterim. Kendi evimde, kendi ailemle ve...